2023'ün ilk sabahından, ilk gününden herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. 2023'e Kotor'da başladık. Çok güzel şenlikler olacağını düşünerekten burada kalmayı tercih ettik. Gerçekten güzel bir gece organizasyonu, hatta sadece bir gün değil, bundan 10 gün önce başladı hazırlıklar. 2-3 günde bir konserler oldu, ufak tefek işte süslemeler yapıldı. Kalate Old Town'ı çok iyi süslediler. Her yerde ışıl ışıl süsler var. Yani hala da devam ediyor kutlamalar şu anda. Tabii şimdi biz belki ara ara ses duyarsınız böyle patlaması. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şu cümleyi kurduktan sonra kutlamalar 8'ine kadar demiştin değil mi? Ufak tefek konserler yani, vesaireler evet. Devam edecek. Kış partisi de başlıyor aynı zamanda. Güzel bir hafta oluyor yani bizim için. Yılbaşında neler yaptık? Nasıl geçiyor kutlamalar? Ufak bir tüyo olsun diye bu videoyu çekmek istedik. Şimdi az önce duyduğunuz gibi ya da duyacağınız gibi küçük patlamalardan endişe etmeyin arkadaşlar. Buradaki ufak tefek çocuklar eğlencesi bu. Maytaplar atıp ya da torpiller atıp her yerde patlatıp hatta kaçıyorlar. Hatta Noel gününde başladılar buna. Gerçekten yani evet. 25'inde başladılar. Hala da devam ediyor. Ne kadar sürecek ben de bilmiyorum. Yani mesela bunu ticaretini yapmak isteyen arkadaşlar varsa gerçekten güzel para kazanır. Hiç susmuyorlar ya bak. Çok enteresan yani. Bundan ne zevk aldıklarını anlamış değilim. İlk başta dedim ki çatışma çıktı herhalde, duygu canından uzak dur. Yani inanılmaz. Hatta böyle 5-10 tanesi birden atıp el bombası efekti veren de var. Bizim ev sahibi hemen şey dedi. Hani korkmayın, buradaki çocukların eğlencesi bu. Kutlama yapıyorlar dedi. Ya bizim düğünlerdeki silah sıkmaya benziyor aynı. Hala ona da anlam vermiş değilim. Ve sürekli havai fişek. Sürekli. Evet ya, böyle 25'inde başladı havai fişekler. Hele dün 25 dakika falan sürdü herhalde. Yani çok güzeldi. Çok iyi para harcamışlar ve çok güzel bir şölendi. Sadece Kotor'da değil, gördüğüm kadarıyla Budva'da da vardı. Budva'da vardı. Başka yani tam şey yapmamadım. Adamlar yılbaşı yani kutlamayı biliyor arkadaşlar bence. Tek sıkıntımız yerel müzisyenler sahne aldı. Yani yerel şarkılar vardı. Çok aşina olmadığımız için sadece hani müziğin evrensel ritim ve ses uyumuyla hani hoşumuza giden gruplar da oldu. Ya çok anlamadığımız, bize hitap etmeyen gruplar da var. Bir de böyle mekanlarda da aynı şey geçerli. Birkaç tane mekan var. Sadece yerel pop müziklerini çalıyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Zevk alamıyoruz. Ücretsiz gösteri oluyor yani, öyle söyleyeyim. Bunların hepsi ücretsizdi yani. Ya bu halk konserleri öyle. Benim dediğim mekanlardakiler ücretli arkadaşlar. Hani parti şeklinde. Yani bistro club tarzı bunlar. Ama müziklerinin hani böyle biraz daha turist olan bir zamanda ve yerinde bence hani böyle evrensel herkes tarafından bilinen pop müzikleri de söylense ya da o parti dahil edilse daha iyi olabilirdi gibime yani geliyor. Bu kadar turist almışken birkaç evrensel şarkı fena olmazdı. Yani biz böyle bir tane evrensel şarkı dinince aa süper falan diye hemen modumuz yükseliyor. Yani o bir tık bence eksik ama yine de çok keyifli. Gerçekten iyi sanatçıları da var. Ve insanlar hayatımda ilk defa bu kadar rahat böyle kendimi korumadan ya da seni korumaya çalışmadan bir konsere gittim ben. Herkes çok eğlenirken kimse kimseye sataşmıyor. Kimse kimseyi taciz etmiyor. Yani çok enteresan, güzel bir deneyim oldu benim için. Medeniyeti daha böyle farklı seviyelerde hissetmek insanı şaşırtıyor. Bizim hala şirket kurulum işlemleriyle ilgili devam ettiğimiz noktalar var. Onunla ilgili video soranlar oluyor gerçekten. Evet haklısınız, bir tık geciktik ama bundan sonra daha hızlı bir şekilde videolara yer vereceğiz. Çünkü biz de öğreniyoruz. Biz de deneyimliyoruz. Mesela bizim dükkan hala açılmadı. Kuaförlerimiz hala açılmadı. Ruhsat bekliyoruz. Yani oluyor. Bu böyle şanssızlıklar olabiliyor. O yüzden gecikmelerimiz var. Burada bir de biraz bu işler yavaş sürüyor ve biz yılbaşı dönemine denk geldiğimiz için bir tık daha yavaş işler. Evet, bu konuyla ilgili de uyarmak istiyorum. Özellikle burada uzun süreli kalmak isteyen olursa bir ses var, ileride devam edelim bir dakika. Yılbaşında böyle bir hafta iki hafta konaklamayı düşünüyorsanız eğer burada, şunu unutmayın. Yılbaşı 1, 2, 3 her yer kapalı yani. İşte sadece fırınlar açıkmış galiba, gıda için temin etmeniz gereken noktaları böyle cumartesiden ya da bir gün öncesinden temin edin ki aç kalmayın. Gıda bulmak, köpek çok tatlı değil miydi? Gıda bulmakta zorlanabilirsiniz. Diğer noktada yani bir tek benzinliklerde işte ufak tefek sandviç bulabilirsiniz ya da kraker. Hani biz eve 3 gün 4 günlük bir alışveriş yaptık ve hani 2 gün sonra da Ortodoksların tatili başlıyormuş. Bir 2-3 gün daha kapalı olacak muhtemelen. Yani böyle bir problem var, bilginiz olsun. Çok ses olduğu için buraya kadar bir ara verdik ama. Evet, bir de telefonum unuttum. Gene geri döndüm. Evet, sokaklar gördüğünüz gibi trafik
işte insanlar kalabalıkla. Aynı yaz sezonuna döndü. Yani bir sakinlik iyiydi sanki ya burada, değil misin? Alışmıştık ya. Yani. Bana şu an çok kalabalık değil. Ben yazın. Yazın ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi. Yani oturacak yer bulamıyorsun. Gezemiyorsun evet, rahat. Baksanıza trafiğe sürekli akıyor. Dışarıdan ya, gelenler de var. Konserler falan vardı. Instagram'da gördüm de. O yüzden gidiyoruz. Sabahın köründe uyanırım. Ama hep şöyle oluyor. Yetişemiyorum. Ben hazırlanıp çıkasıya kadar gidiyor. Her şey bitiyor. Hava da güzel şansınızda. Güne göre bence biraz daha soğuk. Ya bir soğuk gün ama soğuk güneş oluyor, var en azından. Bir gün soğuk oluyor, bir gün sıcak oluyor. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Çok isyankarsın bugün ya. Mesela yılbaşı için buraya gelme planı yapıyorsanız mutlaka bir ay önceden falan Airbnb eviniz ya da işte Booking'den otel yerinizi ayırtmanızı tavsiye ederim. Şimdi normalde 2-3'e kadar falan burada her gün pazar oluyor. Hafta sonuna biraz daha uzuyor tabii süreç. Bu Old Town'un tam yan tarafında. İşte sebze satıyorlar, hediyelik eşyalar. Ivır zıvır. Güzel hareketli oluyor ama bugün yılbaşının ertesi günü olduğu için herkes tatil. Yine açan var ya. Şaşırdım yani. Biz dün kale içinde sahneye yakın bir yere gitmeye çalıştık. Gidemedik. Ulaşamadık arkadaşlar. Yani bizim Old Town'un tam ortasında Birkan'la Ceyhun'ların, işte kardeşimin üçünün kaldığı bir ev var. Ve tam böyle nokta ortada. Eve zor girdik. Evin önünde kuyruk vardı resmen. Dışarıdan giriniyordu ki yani tam anlamıyla insan seli. Yani böyle bir şey yok. Drone görüntülerine falan da baktık biz. Instagram'da paylaşılan görüntülere de baktık. Yani çok iyi bir rakam ağırlamışlar burada. Ve sanırım buranın en ünlü sanatçısıydı değil mi bu gece sahne alan? Valla çok ünlüymüş. Öyle yaşlı bir adam. Ben adamı göremedim izdihamdan. İsmini bile bilmiyorum. Yani ama fena değil müzikte duyduğumuz kadarıyla. Ondan sonra işte bayağı bir şovlar olmuş ama biz hepsini kaçırdık çünkü. Biz biraz evde oyalanalım. Bak şurayı göstersene. Yemek yiyelim dedik. Şuralar falan hep buydu. Ben ilk başta buraya ekran kurdular. Niye kurdular diye düşünüyordum. Meğerse bu yüzden kurmuşlar. İnsanlar içeri giremedi. Yani buralar falan adım atılmıyordu. Değil mi? Konser bittikten sonra köpük içindeydi burası. İyi temizlemişler ya sabah. Evet sabaha kadar temizlik yapmışlar. Ya o da bak biz birkaç konsere denk geldik burada. Yerlerde öyle çöpler yoktu. İşte turistlerin ya da çok kalabalık olmasından kaynaklı mı oldu bilmiyorum. Yerler bayağı çöp içindeydi gece. Olduğun yer değil çünkü sonuçta bir yere kıpırdayamıyorsun ki. Bak burada şurayı da gösterelim mi? İnanılmaz bir kalabalık vardı ve gerçekten çöpler de o kadar kalabalıktı. Bunda çok güzel kokular geliyor bir yere. Palaçinka mı koktu? Yok bu başka. Gene iyi hizmet var yani belediyesi gerçekten çalışıyor. Yerler falan gayet temizlenmiş. Burada sıcak şarap, işte sıcak alkol veyahut da bira, hot dog tarzı hani böyle ayakta takılabileceğin içecek ve yiyecek satışları oluyor. Tabii akşamları zaten bütün gençler burada. Eğlenceli miydi sence? Bence eğlenceliydi, hatta devam ediyor. Sen yoruldun ama ben yoruldum. Pertimiz çıktı evet ya. Biz bir de misafir ağırladık, Ramazanlar geldi. Cansu ile beraber tatile buraya. Biz günde herhalde 20 bin adım ortalaması yaptık. O yüzden yorgunluk vardı zaten. Şu an Old Town'a girmiş bundayız. Burası utanç duvarı. Şu meydan artık buranın ortası gibi, başı gibi düşünün. Normalde bu kadar aktif olmayan kafeler ekstra sandalyeler atmaya başladı. Kapalı olanları da açmaya başladı kış sezonunda. Sahneyi. Kaldırıyorlar mı? Evet kaldırıyorlarmış. Galiba topluyorlar evet. Sahne çok güzeldi ama ya. Daha küçük şeylere devam edecek herhalde. Aldığımız bilgilere göre büyük sahne kaldırılıyormuş. Buradaki büyük konser bitiyormuş. Daha küçük konserler ve mekanlardaki eğlencelerle devam ediliyormuş. Telefondan aldığım bilgilere göre Duygu Hanım. Evet. Gezelim mi? Etkinlikler hala devam ediyor dedi Birkan. Gezelim. Buradan devam edelim. Hadi bakalım. Bak burası bir hafta önce kapalıydı. Oo. Selamlar. Nasıl geçti yılbaşı? Eğlendiniz mi? Güzel manzaralardan izlemişsiniz gördük. YouTube'a böyle video çekiyoruz şu anda. Biz lojedaydık ya. Biliyorum gördüm storylerden.
görüntüler. Loca'yı bu arada sattık. Video var elimizde. Verebiliriz yani. Mutlaka alırız, video ekleriz. Yılbaşı konserinden bahsediyorduk şimdi. 50 euroya sattık. Çok iyi. Abi işte biz de böyle yapmalıydık ya. Loca'dan alacaktık. Haber verseydiniz gelirdik, tam şuradaydım. biz de oradaydık. Biz giremedik biliyor musunuz? Şuradan. Aa, iki de anca oraya ulaştım. Biz orada sıkıştık. Dönerken aklına geldi, dedik ya daire var, ev var. Oradaydık. Evet, ben intihama dedim zaten. Biz dükkana gidemedik, bizim dükkana. Ya arasaydınız. Evdeydim, storyleri gördüm. Biz gece eve gittikten sonra gördük. Şurada. Yürünebilecek aralar var yani, şöyle evet, aralar evet, var. Oradan girdik. Yukarı daire. En mantıklısı. Kaç kişi vardı acaba abi? Çok kalabalık. Biz geçemedik vallahi, iyi geçmişsiniz. Ben şuraya kadar geldim ama saat 1-1. Baksanıza. İnsan seli resmen ya. Gerçekten çok iyi. Biz işte girmeye çalışıyorduk buralara. Çok beğendim. Seneye de Kotor'da kutluyorum yeni yılımı. Tavsiye ediyorsun yani. Herkese tavsiye ediyorum. Loca satıyor muyuz o zaman buradan? Linki her aşağı zaman, bırakalım mı? Her zaman linki aşağı bırakın lütfen. Adamın evi burada olunca tabii montenegrorenthouse.com'dan ulaşabilirsiniz. Evet, o tanda yürümeye devam ediyoruz. Gerçekten. Yürü bitmiyor. Ömrümüz yürümekle. Hem yürümekle geçti. Hem de şu an kalabalık bir tık beni rahatsız etti. Alışmışız sakinliğe ya. Ayaklarım çok ağrıyor. Senin yüzünden evde ne güzel buraya dinleniyorduk. Buraya geliyorsanız yürümeye göze alacaksınız arkadaşlar. Otopark sıkıntısı var. Yani otoparklar full oluyor. Burada araba bir tık eziyet oluyor arkadaşlar. Hani burada her yer yürüme mesafesi olduğu için biz genelde yürüme ya da böyle işte şey yapılabilir. Scooter tarzı ya da elektrikli bisikletler tercih edilebilir. O zaman daha keyifli oluyor ama şu anda yürüyoruz artık, hani hem biraz daha öğrenelim diye. İyi ki araba almamışız değil mi? Evet. Pişman oldum. Burnuma kokular geliyordu benim açık sürekli. Sen. Evet, bütün dükkanlar açık bu arada. Heh, söyle. Pamecan'ın yerini de kapatıyorsun. Döndüreceğim Pami kamerayı. Baksan, mekanlar falan. Geldiğimde kapalı olan mekanlar bile açık diyecektim yani. Ay, niye bastın? Şapkan at. Kendim. Kadın sana gidiyor galiba. Kendi, benim başıma geliyor. Kendi şapkan. Değil mi? Kedi filan ezdim sana. Arkadaşlar şunu ezdim. Kendi şapkasını ezdim. Ezdim, bir daha kafama takamayacağım. Ama cebine koy. Elimde çöp gibi gezdim. Kadın kahkaha attı ya. Evet, yavaştan videoyu uzatmadan kapatalım. Söylemek istediğim şeyler var mı? Yani fikirleri. Keyifli ama çok yorucuydu. O kadar kalabalık beklemiyordum ya. Evet, kimse beklemiyordu. Hani biz buranın tam yazını görmedik. Umarım yazın bu kadar kalabalık. İnşallah. Ama bayağı hareketli buralar ya, baksana. Hareketli yani, şu sanırım an mini konserler olacakmış, öyle söylüyor. Bir hafta falan böyle sürer burası. Bu arada yaptığınız yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki elimizden geldiğince bizle tanışıp yazan, soru sormak isteyenlere cevaplıyoruz. Ama şunu unutmayın, bizi takip etmeden attığınız mesajlar bizim diğer kutumuza düşüyor ve onları uzun süre göremiyoruz. Birkaç arkadaş öyle geç cevap aldığı için tatilde görüşemedik. YouTube'da yaptığınız yorumlar da bizi gerçekten ayrı mutlu ediyor. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. İçerik üretmeye daha ağırlık vereceğiz. İş kurulumlarını tamamladığımız için neredeyse artık biraz daha rahat olacağız. Ve genelde yağmurlu oluyordu. Evet, burada içerik üretemedik. Çok fazla dışarıya çıkamadık. Bir iki hafta falan yağmur sürdü. Fırtına çektiğini bir de. Şunlarla fotoğrafımı bozalım mı? Yok ya. Hadi kapanışını sen yap o zaman. O zaman ne yapıyoruz? Bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Abone oluyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet. Sonracığıma videomuzu like'lıyoruz. Yorum yapıyoruz. Yorum yapıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallayamadım. Şöyle yapalım. Görüşürüz. Bay bay.